sırada paylaşılamayan bir evin tartışması var. 81 yaşındaki Münir Enine evinden dışarıya atıldı. Yaşlı kadının iddiasına göre onu dışarı atan kişi yabancı değil, torunuydu. Evden atıyorlar, bana yaptığı hakaret kaymalıyor. Ağzından bir tek kelime bile çıkmıyor. Yani ne demek çık? 300 bin lira benim evim. Ama onun için mi bu kötülükleri yapıyorlar ki bıraksın çıksın ki evi satak değil. Yaşlı kadının iddiasına göre torunu 300 bin lira değerindeki evin tapusunu üstüne aldı. Onu evden dışarı attı. Torunu da öldürdü tabii, başka kimse de öldürecek. Ben istemedim zaten kimseden ev falan. Münire Tan 81 yaşında. Bir ömür geçirdiği yuvası iddiasına göre elinden alındı. Hayatının en zor günlerini geçiren yaşlı kadın eşyasını topladı. Burası 81 yaşındaki Münire teyzenin Halkalı'daki evi. İddiaya göre bu ev 40 yıldan beri Münire teyzenin de, şimdi ise tüm eşyalarını toparlamış Münire teyze aslında buradan çıkartılmasının, yani kapı dışarı edilmesinin nedeni yaptığı bir iyilik. İddiasına göre torunu kendisine daha iyi bakacağını söyleyerek evinin tapusunu üzerine geçirdi. Ama sonra da babaannesine evden çıkmasını söyledi. Bir de bu da bana verdi, bu da bana rezil etti ya. Ölümle tehdit ediyor durmadan bana. Tık babaannemin bize yaptıklarından illallah ettik. Yani ben kendimi kısacası azat ettim yani kölelikten. O kendine mal etmiş. Ben kabul etmiyorum. Ben ona ev vermem. Kızı kabul etmiyor. Çünkü kimse onun yanında 2 saatten fazla dayanamaz. Ben ona verdim ki ev bana bakacak deyin. Evden çık diyor. Yaşlı kadın torunundan büyük darbe yediğini, dolandırıldığını söyledi. İşte bu evi aldı üstüne. Daha dolandıracağı var mı? Dolandırmak bu olmaz mı? Ben ona evi verdim diye bana bakacağım diye. Hani bana reddetti, daha ne yapacağım daha? Yani ben 10 yıldır hiç sesimi çıkarmamışım. Ki sesimi çıkarmadığım için zaten bunlar böyle oldu. Yani... 3+1 olan bu evin değeri yaklaşık 300 bin lira civarında. Münire teyze iddiasına göre torunu tarafından dolandırılınca, yani evini kaybedince, hemen adliyeye gitti ve torunu hakkında suç duyurusunda bulundu. Bana hakaret ediyor oğlum. Ne diyor mesela? Çık diyor, evden gidiyor. Git diyor. Sana bakamam diyor. Bakmam da diyor. Tek geçim kaynağı 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşı. Şimdi hem sağlık hem de maddi sorunlarla boğuşmak zorunda. Benim evi bıraksın. Ben ona evi temelli vermedim. Ben ona verdim ki bana elime bir tas su versin, bana bir faydası olsun. Ben onun için verdim. Burası da Münire teyzenin suçladığı torununun evi. Şimdi o iddiaları kendisine soracağız. Kapıyı açan Ayşegül Kurşun son derece rahat. Babaannesinin söylediklerini yalanladı. O ev bana hediye olarak verildi. Ben onu dolandırmadım dedi. Kesinlikle yalan. Benim karakterimde yok. Ya ne demek yani 80 yaşındaki bir insanı dışarıya atmak ne demek? Münire teyzenin evinin tapusu size mi ait şimdi? Şey, benim adıma ama ölene kadar kullanım hakkı onda. İşte 2008'de tapuyu aldım ben. 2013 yılına kadar görüşüyorduk. Ondan sonra ben onunla selamımı falan kestim artık. Vermezse onun olursa olsun. Ne edeyim sandım oğlum? Siz tapuyu verecek misiniz? Hayır, vermeyeceğim. Neden? Vermeyeceğim çünkü bu yaptıklarına karşılık vermeyeceğim. Şimdi iddialar için son sözü yargı söyleyecek.